Kurultayını tamamladı. ATO Kongre Merkezi'ndeki son kurultayın son gününde CHP Genel Sekreteri Selin Sayık Böke kurultayın sonuç bildirgesini açıkladı. Bu tüzük kurultayının sonunda ortaya çıkan tabloda kazanan kaybeden yoktur. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2. yüzyıl değişim kurultayı tamamlandı. İktidar sıra genelde Cumhuriyet Halk Partisi birlikte. CHP Genel Sekreteri Selin Sayık Böke son gününde kurultayın sonuç bildirgesini açıkladı. Siyasi hayatımızın kutuplaşmayı güçlendiren kısır tartışmalardan çıkmasını, çoğulcu ve katılımcı bir niteliğe kavuşmasını istiyoruz. Yeni programımızla siyasi rekabete yeni bir fikri derinlik kazandırmayı hedefliyoruz. Böke, partinin yeni programına ilişkin ayrıntıları paylaştı. CHP'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki vizyonunun nasıl olacağının altını çizdi. Mustafa Kemal Atatürk tarafından 13 Eylül 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan halkçılık programının verdiği ilhamla yeni programımıza halkçılık programı adını vereceğiz. Bu programda halkın sorunlarına yine halkın talepleri çerçevesinde çözüm önerileri sunacağız. Programımız halk için, halkla birlikte hazırlanacak ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının gelecek vizyonunu oluşturacaktır. Sayık'ın açıkladığı sonuç bildirgesinde yer alan ilkeler doğrultusunda komisyon program çalışmalarına başlayacak. Bu çalışmanın yaklaşık bir yıl sürmesi bekleniyor. Bu metin hepimizin daha iyisini bu örgüt yapana kadar Türkiye'de ortaya çıkarılmış en demokratik parti tüzüğü olarak hepimizin övünç kaynağı olmaya namzettir, adaydır. 6 Eylül Cuma günü Ankara ATO Kongre Merkezi'nde başlayan kurultayda parti tüzüğünün 28. maddesinin değiştirilmesine yönelik taslak oy çokluğuyla kabul edildi. 52. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, birin üzerindeki evet oyuyla kabul edilmiştir. CHP'nin 20. Olağanüstü Tüzük Kurultayı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen Sosyalist Enternasyonel Komitesi üyeleri de Anıtkabir'i ziyaret etti. Öte yandan kurultayın son gününde Sosyalist Enternasyonel'in Ankara Deklarasyonu da açıklandı. Demokrasilerimizi, değerlerimizi, kazanımlarımızı ve geleceğin sınamalarıyla mücadelede çok taraflı işbirliğini baltalamaya çalışan uluslararası aşırı sağ ve yükselen otoriterlik karşısında ileriye doğru bir hamle yapmalıyız. Aşırı sağ ve otoriter hükümetler insanların korkularından ve hüsranlarından besleniyor. Vatandaşlarımızın bazılarının komplo teorilerine inanmaya eğilimli olmalarının bir nedeni de günlük yaşamlarını etkileyen faktörlerin birçoğunun herhangi bir ülkenin kontrolü dışında görünmesi nedeniyle kaderlerini değiştirme konusunda kendilerine güçsüz hissetmeleridir. Evet, bu kurultaya eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmaması biliyorsunuz tartışma konusu olmuştu. Kurultayın ilk günü Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile konuşmuştu Kılıçdaroğlu ve kurultaya gelmeme nedenini taslak metni bana gece yarısı iletildi. Katkı yapmam söz konusu değil, kızgınım sözleriyle açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'na yanıt CHP lideri Özgür Özel'den geldi. Yanardağ konuşan Özgür Özel, tablonun böyle olmadığını belirtti. Tüzük taslağı Kılıçdaroğlu'na aktarıldı, kendisi de iyi olmuş dedi ifadesini kullandı. Ben Kılıçdaroğlu'yla konuştum ve neden gelmediğini sordum. Kılıçdaroğlu'nun tepkili ve kızgın olduğunu gördüm. Onu belirtmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi 2. yüzyıl değişim kurultayını geride bırakırken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmaması tartışma konusu oldu. Öyle ki salonda Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğa kurultayın ilk gününde CHP Genel Sekreteri Selin Sayık Böke oturmuştu. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Mertan Yanardağ da Kılıçdaroğlu'yla yaptığı telefon görüşmesini paylaşmış, Kılıçdaroğlu'nun kızgın olduğu için kurultaya katılmadığını söylemişti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tüzük taslağını okuma vakti bile olmamış. Yani dolayısıyla bir katkıda bulunmasının mümkün olmadığını söyledi ve dedi ben bunu yadırgadım ve ben buna kızgınım dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi. Yanardağ'la görüşen Özel, üzgün olduğunu belirterek tablonun görünenin tam tersi olduğunu söyledi.
Beni arayan Sayın Özgür Özel, üzgün olduğunu belirterek tablonun tam tersi olduğunu söyledi. Özel, yaşanan süreci uzun uzun anlatarak kurultaydan önce Kemal Bey ile buluştuklarını, bu haberin medyada yer aldığını anımsattı. Özel, bu görüşmede yanında Mansur Yavaş ve CHP Ankara İl Başkanı'nın olduğu bilgisini de verdi. Dörtlü yemekte 3,5 saat boyunca yeni tüzük taslağını madde madde Kılıçdaroğlu'na anlattığını belirtti. Özel, kendisine taslağı nasıl bulduğunu ve bir önerisi ya da eleştirisinin olup olmadığını sorduğumda iyi olmuş diye yanıt verdi diyerek durumu anlattı. Özel, Yanardağ tüzük taslağının son halinin maille kurultaydan önce Kılıçdaroğlu'na ulaştırıldığını, bunun da teyidinin alındığını aktardı. Ayrıca Yanardağ, Özel'in Zeynel Emre'nin yeni komisyona çağrılarak katkılarının en geniş şekilde alındığını vurgulandığını ifade etti. Emre, daha önce Kılıçdaroğlu yönetiminde yapılan tüzük değişikliği çalışmasını yürütüyordu. Kılıçdaroğlu, tüzük taslak metninin kendisine son gece iletildiğini açıklamıştı. Özel, bu konudaki ayrıntıları da yine Yanardağ'la paylaştı. Gelmeme nedeni şu, bana tüzük taslağı gece yarısı, yani gece bana iletildi dedi. Kurultaydan bir gün önce akşam saatlerinde Kemal Bey'e iletilen ve tartışmaya yol açan taslağınsa Dil Derneği tarafından yapılan redaksiyondan sonra matbaaya gönderilen basılı hali olduğunu belirtti. Özel, basılı taslakta hiçbir değişikliğin olmadığını, sadece imla düzenlemelerinin yapıldığını da sözlerine ekledi. Özel, Kılıçdaroğlu'na karşı hiçbir zaman bir saygısızlık yapmayacaklarının da altını çizdi. Özel ayrıca Kılıçdaroğlu'nun yeni parti yönetimine katkıda bulunmaktan kaçındığını ileri sürdü. Kılıçdaroğlu'ndan destek beklediklerini belirtti. Kılıçdaroğlu eski genel başkanlar parantezine alınmak ve etkisizleştirilmek istendiğini düşünüyor ama bu doğru değil. Biz partimizin yeni döneminde kendisinin katkılarını almak, birikiminden ve deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yükseliş trendi sürüyor. Anketler bu kez de CHP seçmeninin nabzını yokladı. ORC araştırma CHP seçmenine partinin yükselişine katkı sağlayan isimleri sordu. Ankette ilk sırada Özgür Özel yer aldı. ...14-28 Mayıs seçimlerindeki mağlubiyet CHP'de genel başkan değişikliğini getirdi. Kurultay'dan da değişim kararı çıkınca CHP'nin 8. genel başkanı Özgür Özel oldu. Listesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin... 31 Mart yerel seçimleri yeni başkan Özgür Özel için kritik bir sınav olarak değerlendiriliyordu. Özel, yerel seçimlerden galip çıktı. En önemli sorumluluğu, en önemli görev olarak hatırlatmak istiyorum. Yerel seçimlerin ardından anketler CHP'ye döndü. 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olan CHP'de yükseliş trendi sürüyor. Son olarak Özgür Özel'in AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fark attığı anketlere yansımıştı. Bu kez bir ankette CHP'nin yükseliş sürecine ışık tuttu. Derhal ulaşmak isterseniz ilk aşamada... ORC araştırma CHP'nin yükselişine katkı sağlayan isimler adlı anketi paylaştı. Anket 3-7 Eylül tarihlerinde 38 ilde 2390 kişiyle çatı yöntemiyle yapıldı. Sadece CHP'lilerin katıldığı araştırmada CHP'deki yükselişe katkı sağlayan isimler kimler diye soruldu. Ama 7 yıl sonra %45 de. Anket sonucuna göre birinci sırada Özgür Özel yer aldı. Özgür Özel'i takip eden isimse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Açlık sınırına gerilediği bir dönemdeyiz. 3 ve 4. sırada ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 7. dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bulunuyor. CHP'nin yükselişine katkı sağlayan başlıca isimler arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ankara Milletvekili Murat Emir, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye